başlarken an itibariyle kulaklığımda rejiyle bağlantım kopmuş olabilir. Böyle teknik arızalarımız oluyor ama ben sunucu olarak buralarda hadi bir daha başlayalım. Bu arızayı giderip yayına tekrar çekelim diyen bir sunucu olmadığım için hemen yayına başladım. Bir şey söylemek isterlerse arkadaşlarım tarafından bana ulaştırılabilirsiniz. An itibariyle kulağımda duyulmuyorsunuz canım yönetmenim. Haberiniz olsun der. Sevgilerimi sunar programımı açarım. Nasılsınız güzel seyircilerim? Güzel bir gün olmuştur umarım sizler için. Günün sonuna doğru böyle evinizdesiniz belki de şimdi eğer tabii ki programı zamanında seyrediyorsanız. Aile sofranızdasınız belki de fonda böyle benim sesim geliyor ve birazdan misafirimin sesini duymaya başlayacaksınız. Belki de böyle sofra hazırlığı telaşları olabilir. Ödevini yaptın mı çocuğum yapmadıysan bitir bak sofra hazır olmak üzere sesleri de fonda geçiyor olabilir evin içinde. Ya da hararetli bir konuşmanın içinde olabilirsiniz. Bir 35 dakikanızı rica ediyorum hayatın içinde sakin sadece sohbet ettiğimiz bir 35 dakika. Güzel geçeceğini garanti ettiğim bir 35 dakika. Güzel şeyler konuşulan hayata dair hoş sohbetleri yapıldığı bir 35 dakika rica ediyorum şimdi sizden. Bir cümlenin peşinden gideceğiz sevgili konuğumla birlikte. Konuğum çok kıymetli bir oyuncu, meslektaşım kendisiyle aslında hiç böyle karşı karşıya oynama fırsatı bulmadık ama performanslarını her zaman büyük bir mutlulukla, keyifle izledim. Çok sevdiğim arkadaşlarımla çalıştı. Böyle arkadaşlarımla çalışan benim arkadaşımdır gibi bir zincirleme, takı tamlaması yapabilirim belki de. Birlikte sohbet ediyor olacağız. Oyunculuğa dair, insan olmaya dair her şeyi 35 dakika boyunca konuşacağız. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz diye soracak olursanız George Orwell geliyor karşımıza efendim. Ne kadar kıymetli bir isimdir sevgili George Orwell. Sanki arkadaşımmış gibi söylüyorum ama yani böyle bazı isimler var ki hayatımızda. O kadar çok eserlerini okuyarak işte hayatlarını dinleyerek ya da okuyarak geçirdiğim o zaman böyle arkadaşımmış gibi oluyor belli bir süre sonra. Hani siz diyorsunuz ya seni o kadar izliyoruz ki aileden biri oluyorsun. Onun gibi bir şey aslında. George Orwell diyor ki önemli olan yaşamak değildir. Allah Allah neymiş bakalım. Başarmak hiç değildir. E ne yapacağız? Önemli olan insan kalmayı bilmektir. Hmm. Ama ben yaşarken de başarırken de insan kalabiliyorsam bu en önemlisini başarıyorum demek midir acaba diye ben sana sorayım sevgili <laughs> Toyanc Aydı Geldim. Hoş bulduk teşekkür nasılsın? ediyorum İyiyim sağ ol sen nasılsın? Çok iyiyim seni gördüm daha iyi <laughs> oldum. Böyle ha. sana da bir şöyle öpücükler yapayım çünkü evet. ben seni yormamak için oturarak başlatmak istedim seni. Yoğun bir e, meslek hayatı dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Evet bu şu, şu sıra biraz ekstra yoğundum ama bir rahatladım bir Rahatladın parça şimdi. Rahatladın mı? Ee, yaklaşık iki aydır iki proje birden götürmeye çalışıyorum zaten biri Çalışma saatlerini de biliyorsun bizim üç aşağı beş yukarı. Evet. Hala da değişmedi. Evet. İki iş götürmek bir parça zorlayıcıydı ama kendi düşene ağlamaz dedim. Ben de. <laughs> yani Kasım Aralık nasıl geçti dersen iki tane dizi, NTV'de bambaşka sohbetler ve ekstralar ve iki çocuk ve ev arasında ah. e, bazen böyle söylenmek istediğim anlar oluyor. Sonra dedim ki sakın. Yok, um, yok, bunu evet. sen kendin istedin. Tabii bir de Sizin hani böyle kalmadım. yanlış bir mesaj göndeririz Evren'e evet. aman Allah korusun. <laughs> bir Çünkü ben hani hiçbir zaman çalışmaktan serzenen bir adam olmak istemedim. Ee, benim böyle bir de bitim kanlıdır yani. Bir iki ay falan bıraktığın anda ben çıldırmaya başlıyorum. Hemen karıcığım diyor ki bana hadi çalışmaya başla. Hadi. Yani evde karakterler giriyor çıkıyor. Çocukken ne yapıyorsam aynı şeyi yapmaya devam ediyorum Değil yani. Mi? Annemler de aynı şeyi söylüyordu şimdi karım da aynı şey çalışıyor. Yani <laughs> bu oyunculuk ediyorum. gerçekten garip bir sihir ve bir böyle bağımlılık. İnsan yani oraya girince biraz çıkamıyor mu? Ya çıkamıyor bir de ben her zaman şunu söylüyorum yani e, defa kez duymuştur hani beni sevenler bu söylediğimi ama Tekrarlatmak, tekrarlamakta bir beysi yok. Ben sokakta nasıl oynuyorsam öyle oynamaya devam ediyorum. Yani evet. sette de. Dokuz taş oynuyormuş gibi. Of. Yani tek farkı annem saat sekizde beni yemeğe çağırmıyor. Tayancı eve gel oğlum. Ha, öyle bir şey yok. Dese keşke ki ben sekizde <laughs> Şimdi onu diyecek. Dokuzda çağırsalar da biz de evimize gitsek. Aynen öyle ama yani tek evet. farkı o. Onun dışında e, benim çok mutlu olduğum yerler set... Tiyatro, kulis, sahne üstü bu serüveni paylaştığım arkadaşlarla geçirdiğim vakit hakikaten başka bir şey çok rahat tercih edebileceğim bir durum değil. Şimdi tabii senle nereden başlasam, nasıl anlatsam gibi bir kariyer var burada. <laughs> sayfalar, sayfalar, sayfalarcık. Hepsi daha, ben değilim değil mi ben? Hepsi sensin. Oo. İnanmak ister misin? İstemem. <laughs> Şimdi, i̇stemem. Şimdi burada bir sayfa çek onun üzerinden konuşalım diyeceğim <gülüyor> kadar <gülüyor> hazırsan. Şimdiye kadar konuştuğun birçok konu başlığı var. Ee, neler neler konuşsak. Ama e, öncelikle tabii ki dijital platformda yayınlanacak olan Asaf mı? Asaf mı? Doğru söyleyelim. Asaf. Söylerim. asaf. Hı hı. Bir insan ismi olduğunu öğreniyoruz Aynen. değil mi? Asaf ee, ve çok kıymetli bir oyuncu kadrosu. Aynen. Rıza Kocaoğlu var, Cihangir Ceyhan var, Burçin Terzioğlu var, Uygar Özçelik var, Saadet Işıl Aksoy var. Uzun zaman yoktu Saadet. Hı hı. Özledik onu. Yeah. Ne kadar güzel. Sema Keçik. Ee, Serra Aratürk, Ahmet Rıfat Şungar canım benim çok selamlar ve tabi bir canım daha Çağdaş Onur Öztürk öbür canım Burçin Terzioğlu Rıza Kocaoğlu böyle <laughs> bir sürü canımla bir aradasın evet bir çok güzel bir ekip kuruldu evet, orada evet muhteşem olmuş kadrom ee, evet e, hikaye de çok güzel e, ben hatta e, senaryoyu okurken benim karakterim okuduğum bölümde yoktu Hı -hı. E, ben projeye e, çok büyük hayranlık duyarak ee, hemen tamam dedim. Hani bunun artık ben ne olur benli kısımlarını da gönderin bir okuyayım diye Aa. çok heyecanlanarak projeye tamam dedim. Çok güzel bir iş oldu. Ee, hani bir şey söylesem o böyle birbirini takip edecek spoiler vermiş olacağım. O yüzden hikayeye çok girmiyorum ama e, benim içinde bulunduğum sekansta Cihan Cihangir'le abi kardeş oynadığımız bir proje bu. E, tamamıyla 180 derece bambaşka insanlar. Aynı aileden bu iki çocuk nasıl doğmuş gibi bir ee, bir abi kardeş ilişkisi var. Cihangir de ne kadar izlenmesi keyif veren bir oyuncu. Ya, Cihangir malzemesi çok. Enstrümanı çok, çok kuvvetli, evet, çok, çok güzel. Ister, İçi neyse dışı o. Evet. Hani az önce George Orwell'den konuşuyorduk ya. Rahmetli demek hala bir garip geliyormuş Müşfik kentlere. Eee Hayır böyle bazı isimleri <laughs> yani, rahmetli e, böyle garip, demek çok sinir bozucu. Hoca da derdi bize okulda her zaman. Yani ilk önce insan olun. İnsan olmayı başarırsanız zaten oyuncu olacaksınız yani ama insan olmanın iyi bir insan olmanın peşine düşün derdi. Ee, Sence ne bu? Yani ne demek istiyor üstatlar? <laughs> ya galiba kendine dürüst ol demekten geçiyor bu. Yani bu senin bu artık senin bu malzemen, senin enstrümanın bu. Yani bundan ne ses çıkacağına sen karar vereceksin. İstersen Tek sesli bir şey de olur, solo da olur, senfonide de katılabilirsin. Ama bu yolculuğu nerede ve nasıl yapıyorsan yap, kendine dürüst ol, ve e, olabildiğince az yalan söyle o bir imkansız e, sıfır yalan ama olabildiğince sıfır yalan olmaz evet. e, olabildiğince o da ha, yalan o da yalan tabii yani olabildiğince az yalan söyleyerek e, yatay bir yolculuk yerine dikey bir yolculuk yapmayı bence öneren bir söylem gibi geliyor hani George evet. Orwell'in de orada söylediği hani bir parça da o gibi hani bu başarıdan bahsettiğimizde o çok ontik bir duygu orada duruyor. Ee, mutlu olmak orada filan ama insan olmayı başardığımızda zaten bu diğer bütün paketler galiba aynı potada birleşiyor. Evet, yani bana da insan olmak her şeye karşı daha hassas, daha duyarlı ve daha gören biri olmaktan geçiyormuş gibi ve oyuncu için çok doğru bir yolmuş gibi geliyor her zaman. De hele ki biz hani şimdi psikolojik kapılarımızı tamamıyla kapatmadığımız hepsine böyle bir parça her an girebiliriz diye aralık bıraktığımız bir yapıya da sahip olduğumuz için zannediyorum tek yöntem bu. Evet. Yani tek yöntem dürüst olmaktan geçiyor gibi geliyor. Peki Asaf çok güzel heyecanla bekliyoruz Hı -hı. gerçekten ve Sır tiyatro oyunu. Sır, Ondan fran da bahsedelim e, mi? Fransız bir yazarın oyunu ama biz öyle bir Türkçeleştirdik de uyarlamak dışında da bir şey oldu. E, çok keyifli bir oyun. Ee, tek perdelik bazen dakikalarımız şaşıyor. Kaç bugün. kişisiniz? Ee, biz 5 kişiyiz hı hı. oyunda. Ee, sabit bir mekanda mı oynuyorsunuz? Sabit, aynı, Yok sabit sabit bir sahnemiz. Onu çok isterdim. Sabit bir sahnemiz hmm. olsun. Onu çok özledim öyle bir şey. Ama geziyoruz. Bir gezmek de iyiymiş. Ee, çok keyifli bir kadromuz var. Oyun da çok güzel. Ee, böyle bir bir grup arkadaşın şakayla başlayan gecesi bütün e, sırlarının döküldüğü bir hmm. geceye dönüşüyor. Ee, hmm. Ödüllü bir oyun. Türkiye'de de karşılığını seyirciden çok güzel alıyor. Şeye benzettim filmde yapılan bir tiyatro oyunu vardı bir yemek masasında herkesin telefonuna gelen mesajları okumasıyla başlayan. Benzeşir bir Değil şey 3 böyle... aşağı 5 yukarı Benziyor ee, biraz. zaten şey aynı e, fikirde bir oyun evet. ama çok güzel çok keyifli oynuyoruz. İlk defa sahneye 15 sene sonra sahneye çıkmaya Çünkü ben şeyim biraz böyle pimpirikli bir adamım e, iki disiplini bir arada yürütebileceğime asla inanmadım. E, mutlaka bir tarafında falan. ya bir, bir mecra'da turist olacaktım ve oranın sahibi olamayacaktım diye düşündüm. Öyle oldu mu? E, o yüzden seni kendimi sadece ilk önce kamera önüne verdim. Tamam. Ama yani bir taraftan da bes, sahnede beslenmek çok önemli bir oyuncu Hı -hı. için. Ahmet Kazanbalda gelip Tayanch ben seni yalnız bırakmayacağım e, hiç e, kendini böyle birilerini bekletiyormuşsun ikiye bölünüyormuşsun bir şeyler olacakmış gibi hissettirmeyeceğim dedi ben de inandım hakikaten de öyle oldu. Ee, tekrar döndüm çok da keyifli sahneye. Peki çıkıyorum. rol arkadaşların da dizide oynuyor mu zamanlı? Ee, olan? Bazen olan oluyor bazen denk geliyor o tabii o çılgın bir programa dönüşüyor ama az önce de dedim kendi düşen ağlamaz. <laughs> evet bir de yani eğitimini aldığın alanı boş bırakmak da. Yok asla ama şöyle bir durum ben zaten bırakmamın sebebi de şuydu konser mezun olduktan sonra. İşte kendi tiyatromuzu kurmak için çabaladık. Zaten teklifleri ödemeye paramız yoktu kendi. Oyunlarımızı böylelikle yazmaya başladık. Bir çaba başladı orada ama oyunları geliyor, 15 kişi izliyor, 10 kişi izliyor. Evet. Gittikçe oyun minimalleşmeye başladı. Artık sahnenin en gerisindeki seyirciye bir şey anlatma derdi kalmadı. Aynen. Herkes çok yakından izliyor. Dedim o zaman ben bu oyunculuk yöntemini neden mecrasında yapmıyorum? Hmm. Neden kameranın? Çünkü çok da keyif aldım o minimal oyunculukta. O yüzden gel bunu Tayanç bunun mecrasında yap dedim. Ee, o da zannediyorum ki iyi geldi bana ilk birkaç sene ama e, tiyatronun yokluğu çok fark edildi daha sonra. Ya da tabii televizyonda da e, gerçekten oynadığın işlerden ve performanslarından sebep hani çok önemli bir karakter oyuncusun artık bir yandan da. Dolayısıyla mutlak ve mutlak eminim ki her sezon bir sürü senaryo okuyup arasından seçiyorsun. O da insanın biraz kafasını karıştırıyor tabii Ya bir mi? de ben çok şey bir adamım. Ben karaktere aşık olduğum andan itibaren diğer şeyler ters gitse bile hani <laughs> onu oldurmak için elimden geleni yapıyorum. O yüzden Gülay menajerim sağ olsun senelerdir benden çok çeker yani. <laughs> Hadi bunu hemen yapalım filan diyor. Beni sayı sakinleştiriyor. Bir karakteri ben bir aşık olayım bir de dediğim işte çocuk evet. sokakta oynamaya devam ediyor. Ya bir güzel bunu güzel bir, bir şey bu. Çok yani. güzel bir şey. Dolunay'la bol bol görüyorum öz çekimlerinizi sosyal medyada. Dolunay'cım ya. <laughs> Valla biz Dolunay'la... <laughs> Canım biz... Dolunay Soysert'e de buradan evet, sevgilerimiz Çok ile selamlar. E, ee, Dolunay'la o kadar keyifli bir partnerliğimiz var ki bizim evet, görüyorum. e, Tatozlu Yakadan başlayan. Ondan Yabani sonra... dizisinde Hı -hı. berabersiniz. Şimdi, evet. Ee, kadar gidip böyle bir şey yaptığımız e, yarım bıraktığımız bir serüveni sanki böyle spin olmuş gibi bu, burada, burada devam burada ettiriyoruz. Çok mutluyuz beraber çalışırken artık birbirimizin kirpiğinden anlıyoruz tabii. ne olduğunu ne bittiğini falan büyük bir lüks tabii. Hele böyle bir çalışma ritminde ee, doğru bir partnerle iyi bir partnerle çalışmak inanılmaz büyük bir lüks oluyor. Senle ilgili benim en çok dikkatim çeken kendine de çok önem veriyorsun oyuncu olarak. Aslında bizim bunu hep yapmamız gerekiyor. Kadın oyuncular daha çok yapıyor ama erkek oyuncularda çok gördüğümüz bir şey değil. Evet. Ve yaptığın röportajlarda da var. Vücudum benim enstrümanım. Ve ben hani rol gereği gerekiyorsa gömleğimi çıkartıyorum bir şey oluyor ve benim hep kendime iyi bakmam lazım. Hep iyi görünmem lazım Sıfır diyorsun. Sıfır noktasında durmaya gayret ediyorum aslında. İyiden ziyade iki yöne de gidebileceğim bir noktada durayım ki yolculuğun kendisi <laughs> e, daha katlanılır olsun diye. Yani Peki mesela dönüştüğün halini sevmediğin bir yer mi? Çünkü bana göre de mesela erkek yaş aldıkça işte saçı beyazladıkça kırıştıkça. Daha makbul oluyor. Kadın o kadar makbul Tamamıyla olmuyor. Tamamıyla katılıyorum ona. Mesela ama benimki şöyle bir şey. Mesela benim doğuştan prodüksiyondan dolayı annemle babamı babamın da kulak. Prodüksiyon diyemezsin. <laughs> Onun babamın kulakları hafif böyle büyüktü ve kepçe. Ama ben öyle de hoştun demek istiyorum i̇şte aslında. Ama hoşlukla alakası yok. Ne bu. Bu? Orada çok sempatiktim ve sempatik olmamak için fazla ha. bir emek sahip ediyordum bazı noktalarda bazı karakterlerde. Çünkü plastik ister istemez çok sempatik bir şey gösteriyordu. Gençtim de biraz evet. daha. Evet. O sempatiyi bir parça sıfıra çek daha yakışıklı olmak için yapmadım. Yo yo anlıyorum. Sadece o sempatik e, ne? yaparsam yapayım öyle görüneceğim plastiği bir, bir, değiştirmek istedim. Bu aynı kilo almak, kilo vermek gibi evet. bir proje hazırlanmak gibi. Hani on. Hatta doktor dedi ki bak bu sağdaki biraz daha açık oldu. Bıra açık olsun dedim. Kimsenin kulağı eşit değil. Evet. Bırak o da açık kalsın bir daha milata sokmayın beni yani, aman aman dedim yani. E, dolayısıyla mesela öyle bir şey var bunun da. Yani bir yandan takdir etmekle birlikte bu bakış açını bir yandan tabii ben seni seyirci oyuncu ilişkisinde de çok beğenerek izlediğim için tam anlamak istediğimden sonra zaten çok iyi oyuncusun. Zaten şahane bir bütünlük var ve erkek yaş aldıkça daha kıymetli. Ben tamamen bir erkeğin hakikati erkek oyuncunun 40 yaşından sonra altın çağlarının evet. başladığına inanıyorum. Yani hatta bizim cebimizde bir, biriktirdiklerimiz de ve bir olgunluk kızımız da ancak buna müsaade ediyor. Evet. Yani bir kadın oyuncu bizden çok daha erken çok daha derin bir yolculuk yapabilirken biz biraz daha geç varıyoruz oraya. Evet. Dolayısıyla hani 40 yaşından sonra hazır altın dönem başlamış. E, karşıma çıkan zamanın getirdiği hiçbir şeyi reddetmiyorum ve düzeltmeye çabalamıyorum. Sadece sağlıklı kalmaya, düzgün kalmaya ve e, her yöne gidebilecek bir sıfır noktasında kendimi tutmaya çalışıyorum. Yoksa sakallarımın beyazlamasından çok memnunum. E, gözlerimin artık hafta tatlı tatlı tat, kırışmasından memnunum. Ne güzel. E, hani diyorlar ki yazın bir botoks yapalım da size kırışmasın. Ama hani o zaman diyorum ki kırıştıkça iyi olacak bende. Yani... E, o yüzden şu anda iyi gidiyor her şey. Ama bunlarla da ilgilenip buna da kafa yoruyor olmanı da çok saygı duyuyorum Ama şey, buna. Gibi, bir gitaristin hakikaten çok gitarını iyi. konserden sonra bir silip onun evet. kutusuna koyması gibi evet. bir şey. Ee, ben psikolojimi bir sadece bedenimi değil onu da daha düzgün tutmak için evet. son zamanlarda kendimi eğitmeye başladım. Ee, biraz daha büyümek işe yaradı sanıyorum. Bir de aşık olmak. Bir de aşık olmak. Aşk her zaman... Sally. Sally evet. Nasıl Onu girdi hayatımıza? Valla nasıl girdi çok e, çok enteresan bir... Yeminler bozdurulmuş bir evlilik töbü, töbü, değil töbü. mi? Tabii tabii yani çok enteresan girdi ve çok hızlı girdik birbirimizin hayatına. E O benle tanışmazdan evvel dünyayı gezip e, öğretmenlik yapan, öğretmenliği de dünyayı gezmek için kullandığı bir hayat yaşıyordu. Ne e, İngilizce öğretmeni, yabancı ha, değil. Ama mesela ama Hindistan, şey, e, Tayland'a gidip bir sene köy köy gezip <laughs> e, gönüllü dersler vermeler, Ay, bilmem neler filan öyle şeyler de var. En sonunda nereye gideyim? Türkiye'yi merak ediyorum. Demiş Türkiye'ye gideyim biraz bir iki sene de orada kalayım. Bu Çünkü, arada babası böyle bir yani yurt dışında oyunculuk sektöründe bir isim Babası, mi? Babası Amerika'da bu? çok önemli yapımcılardan birisiydi ama ben zaten tanıştığımda 10 sene önce kendini emekliye ayırmış. Hı hı. Hiçbir şeyle uğraşmıyordu ama sektöründe kim olduğunu yani sektör insanlarını da biliyorlar tanıyorlar. Hı. Hatta kayınpeder ilk benim oyuncu olduğumu duyunca bir parça hayıflanmış. Yani. Olmaz filan gibi şeyler. Sonra beni tanıyınca demiş ki tamam sen oyuncu gibi görünmüyorsun çok. Oyuncu yani, gibi görünmüyorsun. Yani tamam sen sen Senden olur dedi koca. Ee, onun onayından geçtim ama ilk oyuncu olduğunu duyduğunda hayatına girip çıkan Amerika'daki oyuncular artık ne yaşattıysa adamcağırsa. Evet. Ee, benden de biraz çekindi ama sonra çekinmemesi gerektiğini anladı. Ha iyi bari. En azından. <laughs> Aramız çok iyi şimdi hani hakikaten. Benim doğmamış erkek evladımsın diye öyle bir apaplığımız dostluğumuz var çok mutlu. Ne oldu Türkiye'ye geldi? Türkiye'ye geldik sonra bir akşam benim hiç gitmediğim bir arkadaş gitmek istemediğim bir arkadaş toplantısında o da varmış. Ben ısrardan da hiç az etmem bunu çok iyi bilir herkes bir kere hayır dedim mi üçüncü de evet'e dönmüyor bende. Yani istemiyorsan bir yere gitmek istemiyorumdur. Ama o gün arkadaşlarımdan bir tanesi o kadar ısrar etti ki ya araba da göndereyim sen araba da kullanma evinden aldıracağız buraya getireceğim bak filan derken iyi tamam dedim geliyorum. Neden? Bilmiyorum onun da içinden gelmiş neden zorlama zorluyorsa beni. beni. Ne enteresan. Gittiğimde o arkadaş grubunda böyle bir gördüm ben o anda zaten bende bir kimya değişti. Kendimi fark ettirmem bir parça daha vakit aldı. İyidir öyle şeyler ben severim öyle çalışmayı. Ne yaptı? E, de, vallahi yabancı dil, dilim e, e, Yabancı dilimde şöyle şanslıydım. Russell Crowe'la e, bir görüşmemiz vardı. Ben de kolej mezunuyum bilmem ne İngilizcem ha. falan var ama var. E, tabii kullanmaya kullanmaya gidiyor. Ben de Russell Crowe'la görüşeceğiz madem karşısında kelamımı böyle şey anlatayım düzgün anlatayım Türkçe kadar kuvvetli hissedeyim kendimi diye böyle 2-3 ay hemen hızlandırılmış bir e, şeye tek tek bir İngilizce Dersine başladım tamam. tekrar. Russell'la görüştük, ettik. Russell'la görüştük. Çok havalı değil mi değil bu mi? cümle? Evet. Ay Russell'la Russell görüştük, görüştük. yani. Ben biraz konuşabiliyorum <laughs> Russell'la. Çok o, güzel ya. Ondan sonra beş gün sonra da ile tanıştım. Russell'la konuştuğumuz işi, Russell, ben hakikaten Russell değilim. Çok, çok ahbap iyi. gibi oldum. Bence Russell. çok ahbapsın tabii. Konuştum pardon da. <laughs> o, o işi yapmadık ama benim o iki üç ay çalışmam Sally'e demek. Ee, ona hazırlanık hazırlıkmış. Geçip ee, karşısına beş gün önce Russell'laydın falan yapsa yapmadın mı? yaptın e, mı? Öyle şeyleri vallahi. Niye yapmadın? Aklıma gelmiyor öyle trikler benim valla bilmiyorum. Ee, bir de inandırıcı gelmez gibi geliyor. Ne bileyim biri gelip şimdi anlatsam. Direkt öyle girerdim senin dostuna. Evet. Biz de Russell'la diye. Sonra anlattım tabii canım şeyleri. Ne yaptın? Direkt konuşmaya mı girdin? Ne ben böyle direkt konuşmaya girdim. Sohbet yanından böyle hiç ayrılmadım. Çeşitli e, ödevler verdim ona. Nasıl yani? Bütün gece işte ne bileyim terliklerimizi kaybetmeyelim onlar burada aman ha sen de bir. Yani kendi hayatımda ona bağ kurmaya başlattım. Ondan sonra da e, çeşitli üç kağıtlarla buluşup 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 kendimi sevdirip sevdirip ev <laughs> Bir dakika bir İngilizce daha anlatacağım bir cümle daha kurabilir miyim? 3 ay sonra aynı eve taşındık bir üç sene ay. sonra evlendik. Bir sene Hı -hı. gitmedi bir daha. Yok gidemedi işte geldi iki sene kalmak için geldiği yerde epey kaldı ama epey e, ben seyir. de şuna çok saygı duyuyorum bizim hayatımızda Sally için seyahat çok önemli bir şey e, illa da her seyahate benim zamanlamam üzerinden Tabii beraber ki. çıkma imkanımız yok ama ben onun partneri olarak eşi olarak her yapmak istediği seyahate e, onu cesaretlendirmek ve ee, onun yanında olmak için elimden geleni yapıyorum o yolculukla. Gidiyor çıkması. mu hala? Gidiyor. Ee, pandemi bir biraz böyle bir engelledi ki pandemi döneminde de e, Hindistan'a yoga eğitmenliği sertifikası almaya gitmişti. Tam dönmesine 2 2,5 3 ay oradaydı. Tam dönmesine 3 gün kala bir sınırları kapattık. 7,5 ay Hindistan'da e, mahsur kaldı. Bir de mesela Amerikan burada. vatandaşı olduğu için de kurtarma uçağına da öyle bindiremedim edemedim. Benim işte bıyığımın sağ tarafı döküldü, saçımın arkası döküldü filan. Streslerden bilmem ne. Bütün konsoloslarla ahbap oldum. Her gün telefonlar filan. Yedi buçuk ay sanki karımı askere <laughs> göndermiş gibi de öyle bir şey var. E, bir de o yedi buçuk aydan sonra pandemi filan bir süre birbirimizden hiç ayrılmak istemedik. Korktuk da. Hele öyle bir dönemde birbirinden ayrı olmak. Ürkütücü. Evet. Ama şimdi şimdi mesela Şimdi Marmara Üniversitesi'nde hocalık yapıyor, e Sömestr'de planlarını yapmış 3 e, kız arkadaş bir tatile çıkacaklar yine. Onun adına çok memnunum. Ne kadar güzel bir şey bu. Peki mesleğine nasıl bakıyorsun? Sana çok iyi geldiğini düşünüyorum evet. mesela ben onun dış göz yani ben seni tanımıyorum sen de hı hı. biz hiç tanışmadık, birlikte çalışmadık ama böyle hani oyuncu gözlemi diyeceksin buna ne diyeceksin bilmiyorum ama yani hayatında Böyle başka bir hal aldığını görüyorum Kesinlikle. ben. Kesinlikle. Şimdi aslında söyleyeceğim şey biraz sanki böyle oydupuz kompleksi gibi duyulabilir ama değil aslında. Annem benim rahmetli Allah en e, sert eleştirmenlerimden birisiydi hayatımda. E, hiç gözümün yaşına bakmazdı. Ve benim öyle bunu da bir kadından duymak benim için çok önemli bir hmm. e, değerdi. Annemi kaybettikten sonra. En yoğun kaybettiğim şey o ilişkiydi. Ee, Ama eleştirdiği şey biraz sevgiden de olan tabii, bir tabii, şey. Tabii tamam tamamıyla. Güven alanında eleştirilmek çok kıymetli. Aynen ee, bir aslanın yavrusunu uyardığı gibi evet. yani pençesini atarak evet. yapardı o, o da annelik zaten. Aynen öyle. Sonra Sally girince bir anda bir baktım ki evet hayatımda çok ciddi gözümüz yaşına bakmayan ve aynı sevgiden beni eleştiren bir kadın girdi hayatıma hmm. tekrar diye. O büyük bir kazançtı benim için. Evet. Ee, çok, bir de çok yakın arkadaşız. Annem de hep öyle derdi. Çok yakın bir arkadaşınla beraber olmazsan evlilik onun dönüşümüne, onun değişimine ayak uyduramazsınız. Annenle anne, babanı iyi mı? Oo hem de nasıl. Ne güzel. O yüzden e, babam gittikten sonra ancak üç sene dayanabildi orada. Babansız artık dedi. Hem Tek arkadaş de hem aşk ama orada. Da. Biraz babam, da birbirlerine farklı tipler. O gibir. bambaşka tipler. Annem serseridir, e, babam lordtu, e, babam Hayatı çok detay detay yaşayan bir adamdı. Annem sadece büyük resme bakardı. Oh, ama ne? bu farklılık biz de Sel'iyle öyleyiz aslında. Çünkü hiç benzeşir iki insan değiliz. Birbirimizden farklıyız. Fakat o galiba o klişe doğru klişelerden bir tanesi. O farklılık bambaşka bir bütün doğuruyor. Evet. Ee, ama bundan keyif almasını bilene. Babam anneme böyle bir 10 saniyeden fazla baksa gözleri sulanırdı. Annem de aman be ne kadar yumuşak adamsın sen derdi. Şimdi bu ilişki ama... 18 yaşından 60 küsüre kadar böyle gitti yani. Ama işin ironisi bu değil mi? Birçok evlilikte biz farklıyız diye bitiyor. <laughs> Birçok evlilikte biz farklıyız diye sonsuzluğa gidiyor. Evet. Yani aslında evliliğin şunu fark ettim ben. Dönüştüğü şeyi reddetmez de ayak uydurursan ona o ilişkiye sanıyorum sonsuza kadar çok keyifli süren bir ortaklık. Ama şeyden çok korkuyor. bir şey bir de zamanla bir şeyler değişiyor. Ulan O değişim o ilişkide değişen şey sanki insanda değişmiş zannediyoruz. Halbuki değil başka evet. bir şey oldu şimdi. Evet çift, Onun aynen. çift şimdi terapisi be. Gülcan Hanım'ın çok güzel bir şeyi vardır. Evlilik başlı başına bir karakterdir der. Hı. Evlilik üç kişinin ilişkisi kadın erkek ve evlilik. Evlilik bir karakterdir değişir dönüşür o iki kişi de o dönüşümün içinde hal bulur, değişir, dönüşür. Çok güzel O zaman o melodi ve danstan bahsedebiliyoruz aslında. Çok güzel söyledik. Çok Doğru. güzel değil mi? Ben o zaman anlamıştım yani o cümlesi çok önemli. Sosyal medya hesabımda yakın bir zamanda yine buna değinen çok güzel bir makale yayınlamış. Ee, evet yani evlilik aslında iki kişinin oluşturduğu bir şey değil. O başlı başına Doğru. bir nefes alıp veren, değişen, dönüşen, ihtiyaçları değişen, Aynen. istekleri değişen. Bazen yorulan bazen çok hızlı koşan o iki kişi de ona uyum sağlıyor. Aynen gibi. öyle bir de şöyle bir şey var tabii sen o deneyimi de biliyorsun ben de mesela bizim çocuğumuz yok biz yapmama kararı aldık dolayısıyla evliliği sadece iki kişilik yaşıyoruz. E ee, tabii köpeğimiz var. Bir hay hayatımızda bir canlı her zaman evet, var tabii ama e, o da bizim çocuğumuz gibi fakat tabii biliyorsun hede farkları var tabii ki. Ee, bir de biz çok iki kişiyiz ve hazır böyle bir yalnız yolculuk var. Bunun değerinin biraz daha farkındayız. Bunu gözden e, kaçırma, aile baskısı olmadan e, bizi birleştiren tek şeyin arada çocuk olduğunu düşünmeksizin evet. Ee, ama başka. ben bir ki çocuğun da olsa ben şöyle düşünüyorum yani iki çocuğu olan biri olarak konuşmak istersem fikrimi söylemek istersem çocuğun olmasına rağmen evlilik iki kişinin arasında bir şey doğru bu yani, yanındaki evet, tabii yanında başka bir de evet, olgu tabii. o işte o üçüncü kurum yani üçüncü kişinin evliliğin içinde var olan bir şey çocuk Aynen. yoksa biz evliyiz yani çocuk. Aynen öyle. başka bir şey ee, o zaman ben çocuk yapmama fikrinin de böyle karşılıklamasına inanılmaz saygı duyuyorum biliyor musun? Evet bu arada. yani ben e, şey de o baktık da hani böyle bir reddetmek gibi bir durumda böyle Yok. bir tavırla falan hayır dedik biz ya bizim ilişkimizde bu olmayacak gibi görünüyor. Ve bunun olmamasını da gerektirecek bir sürü dünya bir sebep evet. de var kendi Bunu açımızdan. Bunu açıklamak zorunda da değilsiniz yani, ama çift olarak bu kararı birlikte alabiliyor olmak çok güzel bir özgürlük evet. ve çok güzel bir saygı alanı bence. Ama hala daha mesela şunu söylüyorum. Şimdi 45 yaşı oldu. Tabii biraz farklı ama Seli derse ki ben çocuk yapmakla ilgili bir kadın fikrini değiştirdiğinde ki adamı değiştirebilir. değiştirebilir. Adamı sadece başını sallayıp o tamam demesi evet. gerektiğine inanıyorum. O yüzden evet. hani bir gün Seli'nin fikri değişirse bizim fikrimiz değişmiş demektir. Evet. Ama bu benden gelmeyecek kesin. <laughs> Güzel bir şey bu. Evet. Bunu bile teslim etmek yol arkadaşına evet. çok kıymetli bir alan açmak oluyor evet, ak bence. Akıllı bir adam olmaya çalışıyorum. Akıllı adam genelde İçişleri Bakanı'na İçişleri tamamlıyor. <laughs> Peki arkadaşların demiyor mu ne bu hanım köylülük diye? Kışkırtılmıyor musun hiç? Bizim sektör bayılır görünüm. böyle kışkırtmalara. Öyle Dışarıdan öyle görünmüyor. Ya Bizi beraber görenler biz biz olarak da çok beğendiği ve sevdiği için vallahi hiç öyle bir eleştiri almadık. O da çünkü şey gibi görünür. Biraz da hani sanki ben dışarıdan bakıldığında söz bendeymiş gibi görünüyor da alakası yok yani. Evet. Aslında söz sizde oluyor da sen orada bir alan açıyorsun. Belki de. Yani evet. Yani ben ha evet. ama yani evet öyle doğru. Doğru. Şimdi evet. böyle bir, bir Yani sen söz hakkını alan açmaktan yana kullanıyorsun evet. ki bu çok şık bir hareket. Çünkü bir yandan da hayat arkadaşın bir sürü şeyden feragat edip burada yaşamaya karar Tabii. veriyor. Çok büyük Hatta bir, şey bir dönem şey dedim ben, hani gel e, gidelim bir başka bir memleket seçelim kendimize. Hmm. Bu Amerika'da olmasın, evet. Türkiye de olmasın. Evet. İkimize de yabancı bir memleket ne seçelim, orada, orada her şeyi yapardım. Biraz barmenlik yaptım zamanında para kazanmak için, garsonluk yaptım yine gider yapardım barmenlik, garsonluk. Oyunculuğu özler misin? Ee, o özlerdim ama yapardım yine oyunculuk bir şekilde. Yani illa. Dediğim gibi oynamak için benim bir ulusal kanalda ya da bir yerde olmama gerek yok. Evet. Ee, şeydeyken mesela bu hikayeyi seviyorum. Ee, Locarno Film Festivalinde e, ödül töreni Piazza Grande diye böyle 8 bin kişinin e, alındığı inanılmaz bir açık alan mekanda yapılıyor. Ben de 2008 senesinde sağ olsunlar oradan bir ödül aldım. E, o akşam beni aldılar götürdüler dediler gibi seremoniden bir gece önce. Ee, burada teşekkür konuşması yapacaksınız gösteriyorlar ediyorlar bir haberdar ediyorlar evet. filan. Tamam dedim otele geri döndük ben de kendi kendime bir kutlamak istiyorum bunu. Ama yeterince param yok bunun için. Tamam. Bir de yani çok pahalı bir yerdeyiz bir de yani. Ben de ne yapayım dedim bir tane Mehmet Bayraktar çok sevdiğim ressam bir dostum bana giderken böyle onun aldığı bir yelek vardı sahneye çıkarsan bir yelek giy bari filan diye. Dedim o yeleği alayım yanıma şapkam yanımda Piazza Grande'ye geri döneyim işte böyle bir şey ortamı var burada bir festival herkes onun heyecanıyla yaşıyor. Evet. Çıktım oraya şapkayı önüme koydum tişörtümü çıkarttım yeleği giydim gibi kostüm gibi bir şey oldu dolayısıyla. Başladım oynamaya, sokak tiyatrosu yapmaya. Aklıma gelen Türkçe tiratları söyledim, onda cibrişçe sonra İngilizce gelen bir şey söyledim. Bu arada biraz önce ödül mü almıştın? Evet. Bunu da altını bir çizmek istedim. <laughs> evet. Peki. Ondan sonra orada bayağı o akşam 27 euro para kazandım ben. Hemen gittim ona Kendi için planladığım e, parti malzemelerimi alıp. <laughs> parti alıp. <marzebilirim oğlum. gülüyor> o akşam tek başıma kutladım. Ertesi günde 8 bin kişiye teşekkür konuşması yaptım orada. Yani benim için oynamak öyle bir o. Oynamak gerekiyorsa orada da oynuyorum ve keyifle <laughs> oynuyorum. E, Costa Rica'ya yerleşseydik mutlaka sahilde köşede birilerini bulup onları karşıma tutu, oturtup bir şeyler oynardım. Kendimi tatmin ederdim yani. En çok hangi oyunu oynamayı sevdin küçükken? Aa, dokuz taş benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Ee, yakan top hakikaten. Benim de favorim. Yani hele o topu tuttuğumda falan benden mutlusu yoktu can bir aldığımda. Bir çirkefleşirim <laughs> ki. Valla ben her sonraki mahalleye şeye girdi, komşu, bilgisayarlar girdi ve Bölündük biz. Hmm. Evde e, oynamak için sıra bekleyen bir grup ama dışarıda oynamaya devam eden bir diğer grup. Evet. Evde sıra bekleyenler bütün bu şey işleri, mühendislik filan. Dışarıda e, oynamaya devam edenler oyuncu, müzisyen filan oldu. Biz öyle böyle bir gençlik vardı o zaman. Hepimiz, hepimiz sokaktaydık. Oyun arkadaşın var mı? Hala görüştü. Evet, yok maalesef. Ee, yani... Görüşmeyi sürdürdüm yok ama bu demek değil ki birbirimizden haberdar değiliz. Bizim Tabii. hayatımda e, geçmişten gelen arkadaş sayım çok az. E, bilmiyorum neden. Belki ben orada bir hatalıyım bir yerde ben bir şey yapıyorum e, ipin ucunu bırakıyorum belki ama bar olanlar öyle bir şey ki biz bir sene bile konuşmasak ben hemen bir oyun için onu aradım da gel sokakta oynamaya bir vaktim Hadi var dedim gelir, aşağı. gelirler. Şimdi defteri uzatacağım ama notlarımda bir şey var. Duygu'nun yazdığı. Aşka bakışı parantez aç. Tebrikler aynısınız. Parantez kapa. Aşka bakışımız aynıymış Tayyatçı. Ne Nasıl bakmışım ben? Efendim şöyle bakmışsınız. O kadar güzel bir şey ki her dakika her an yaşıyorum. Benim de sözümdür hmm. bunlar. Be, hanımefendi de bunu yapmış Aşk sadece karşı cinse duyulan bir duygu değil. Evet. ben benim için de böyle. Köpeğimle de dostlarımla da aramda olan bir duygu. Bazen doğduğum güne aşık oluyorum hmm. mesela demişsin. Gülmüşsün ama o gülmenin taklidi yapıldı bana. Hiç iyi gelmedi. Duygunun böyle bir de oyunculuk <laughs> denemeleri oluyor benim zihnime. Çok iyi geldi. O laf biraz garip zamanda yanlış anlaşılıyor. Çok şey güzel. Ama Niye? aslında demek istediğim, bütün bu paragrafı okuyunca o e, mantıklı oluyor. Ama, evet. E, ben şey, de Doğduğum Manşeti, Manşeti, güne aşığım doğ, kimse doğ, kusura bakmazsan. Doğduğum güne aşığım diye manşet atınca çok böyle biraz e, kendini beğenmiş bir yerden konuşuyormuş gibi oluyor ama aslında dediğim o öyle doğduğum güne de bütün serüveni başlatan o güne aşığım yani. E, tabii aşık olacaksın. Bence en çok o güne tabii. aşık olmalısın. Tabii bir de annemle babamın e, meyvesiyim yani. Çok evet. keyifli bir şey. Çok güzel. O yüzden evet ben de aynı düşünüyorum. En son ne için ka böyle kalbini aşkla çarptı? E, böyle çok hayat Aşkla çarpan en son şu oldu benim Timba diye bir köpeğim vardı 14 sene boyunca Aa. ben ne yaşadıysam benle beraber yaşadı onları. En sonunda da Kıbrıs'ta e, bir proje halindeyken e, beni ziyarete geldi ve 4 gün sonra da maalesef aramızdan ayrıldı. E, ben de o dönem Sally ile şunu konuştuk e, çocuğunu üniversiteye göndermiş e, ebeveynler gibi bir süre e, bunu hiçbir hayvanla uğraşmayalım e, bir ara verelim. Hayatımızı birbirimize vakit geçirerek geçirelim Aha. derken bir sokak köpeği ve üç gün sonra benim hayatıma girdi. Ve şimdi Roxy Kıbrıs'tan buraya geldik beraber artık bütün o büyük lafların hepsi yutuldu. Tabii. Hayatımızda şimdi Roxy var ve hakikaten çok uzun zamandır böyle bu kadar büyük aşkla bir canlıyla hemhal olmuyordum. O yüzden oh. çok mutluyum onunla çok özlüyorum. Özlemeyi çok seviyorum onu. Hı. Şimdi üç gündür görmüyorum. Bu akşam göreceğim diye çok heyecanlıyım. Falan. Ay yaşasın. Ben de en son çok güzel bir animasyon film seyrettim. Kabakçığın Hayatı diye. Orada aşık oldum. Aa, evet. Ama hissettim şimdi ne oldu Kabakçığın <laughs> hayatı. Kabakçığın <gibi>. Hayatı <laughs> animasyon. Aa. Lütfen seyret. Ne bakacağım ona? Çok ödül almış bir animasyon. Bir yetimhanedeki çocukların hikayesini anlatıyor. Ama o kadar güzel bir animasyon Aa. ki. Böyle... Çok aşık oldum ben Aa, hepsine. Ben bakacağım. Evet, ben bak yine gözüm Evet ben ciddi bir animasyon canavarıyım. Hiçbir yerde kaçırmıyorum, ıskalamıyorum. Ya. Ve çok güzel bir platformda gördüm. Kabakçık diyor ona ya annesi. Bir bakacağım ona merak hmm, ettim şimdi. Evet. Ben çocukken düşündüm ilk ayakkabı almaya gittim diyelim. Bir, iki, çift beğendim ama en sonunda bir tanesini almam lazım. Öbürünü almadığım için onun üzüldüğünü düşünürdüm falan öyle şeyleri. şeylere. De öyle şey. Yani... Hiç iyi değiliz normal değiliz ama <laughs> iyi insanlıyız bence <gülüyor> <gülüyor> ve güzel Umarım. deliriyoruz. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> yani yani, ben e... bazen şey oluyorum Ali hangisini giysem anne diyor. Anneciğim bir ayağına birini bir ayağına birini giy hiçbirinin gönlü kalmasın falan yani, diyor. evet, öyle. Ayakkabının gönlü mü olur demiyor Allah'tan şimdilik. Ama şu, galiba hayatı hissetme hali o yani. Bir maddeye olan ilişki değil de hayatı böyle hissetmek daha keyifli geliyor galiba. Bence bütün eşyaların bir ruhu var. Neyse Bence. bunu daha çok uzatmayalım. <laughs> ben defteri sessizce sana uzatayım ve fotoğrafımızı ee... çekeyim diye düşünüyorum. En bu... sağlıklısı bu olacak şimdi. <laughs> Memnun oldum seni yüz yüze tanıştığım ben için. Mukabele. Gerçekten çok heyecanla takip ettiğim bir meslektaşımsın. E, tüm çok özenine, meğer. tüm hassasiyetine ve mesleğine ve hayata duyduğun aşka teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel olsun her şey. Filiz'e de selamlar. Baş üstüne. <laughs> Teşekkürler. İşte dedim size 35 dakika çok güzel geçecek ve çok güzel şeyler konuşacağız diye. Delilik iyidir. Eşyaların <laughs> ruhu vardır. Buna inanın. Bundan sonra konuşalım mı? Bir başka bambaşka sohbetlerde mesela. Hoşçakalın. Sevgili meslektaşımla sonunda yüz yüze sohbet edebilmek programa nasip oldu. Hem mesleğiyle hem hayatıyla hem de eşiyle olan ilişkisi ve keşiflerini dinlemek çok güzeldi. Yolun hep açık olsun Tayanç. Sevgili Tayanç sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Çok keyifli bir 35 dakikaydı. Tanıştığımıza çok sevindim. Daha uzun sohbetlerde görüşmek üzere.